Herkese merhabalar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizlere Azra Kuş'la alakalı böyle genel son dönemde yaşadıklarımızdan bahsetmek istiyorum. Fark ettim ki uzun zamandır karşılıklı konuşmamışız. Buna ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle benim ihtiyacım var şahsen. Ee, sizlerle paylaşmak istiyorum. Son dönemde neler yaşadık? Eczaması ile ilgili olsun, ikinci azıları çıkardı, neleri etkiledi, hangi düzenlerimizi bozdu, neler yaşadık? Bir takım düzenler bozuldu, bir takım düzenler yeniden yapıldı. <laughs> Yorucu bir süreçten geçtik, geçmedik değil. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum bugün. Aynı zamanda sizler neler yaşadınız, yorum olarak yazarsınız. Karşılıklı böyle sohbet eşliğinde konuşalım istedim. Evet dostlarım, Öncelikle egzamasından bahsetmek istiyorum. Neler yaşadık son dönemde? Bunu merak eden anne babalar var. Çünkü cilt rahatsızlığı yaşayan bir sürü çocuğumuz, bebeğimiz var malum. Şöyle ki arkadaşlar, geçtiğimiz yaz ayında biz aslında egzama ile alakalı bir problem yaşamadık. Evet şaşırtıcı ama aynı zamanda mutluluk verici. Şaşırmamız sebebi şu, hani hiç geçmeyecek sandığım bir şey olduğundan dolayı yoksa tabii ki geçmesini en çok biz istiyoruz. Zaten şu kolunda var bir tane. Yaşından dolayı mı bilmiyorum, yaşı da ilerliyor, yavaş yavaş büyüyor. Zaten doktor da demişti, büyüdükçe bu geçecek, kalmayacak demişti. Büyümesinden kaynaklı mı bilmiyorum. Bir dönem dut kurusunu kaynatıp sürekli içirmiştim. Ondan kaynaklı mı bilmiyorum ama çok şükür dolu dolu yaz aylarını sorunsuz atlattık denize girdi çıktı sürekli olarak belki deniz iyi geldi. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde pandemi nedeniyle çok fazla böyle deniz kıyısına gidememiştik. Bu yaz e, onu kırdık. Belki o iyi geldi bilmiyorum. Ama bunların hepsinin etkili olduğu kesin. Bunlar etkili diye düşünüyorum. Süt ve süt ürünlerini düzenli vermeme rağmen herhangi bir egzama patlaması, yayılması yaşamadık. Çok mutlu oldum dedim herhalde geçti. O gözle bakıyordum artık. Hani uzunca bir süre çıkmayınca böyle bir dinginlik süreci geçirdik diyebilirim. Fakat gel gelelim mevsim geçişinden dolayı mıdır bilmiyorum ama bu ay yeniden oluşmaya başladı aynı yerde kolunda. Ee, kaşınmalar artmaya başladı. Yine gece kaşınıyor, yatağı kan içinde kalkıyoruz. Böyle bir sürece tekrardan girdik. Ben de hemen but kurusunu kaynatıp vermeye devam ediyorum şu süreçte. Kaşıntı çok fazla olduğu zaman süt ve süt ürünlerini birazcık azaltıyorum. E, eksilterek vermeye çalışıyorum. Bu şekilde bir süreçteyiz tekrardan arkadaşlar. Yani sanırım artık hep böyle gidecek bu egzama süreci. Böyle dalgalanma şeklinde. Bir ara çıkacak, sonra tekrar kaybolacak, sonra tekrar çıkacak şeklinde olacak herhalde. Biz de yeni bir döneme girdik. Ben de tam olarak bilmiyorum ama galiba böyle olacak. Hiç sorun değil yani sürekli olmasındansa böyle dalgalanma şeklinde olsun, hiç problem değil. En azından bize nefes aldırsın yeter diye düşünüyorum. Egzama sürecimiz böyle ilerliyor şimdilik. Bakalım umarım hani tamamen yok olur ya da böyle dalgalanmayla gider artık bilmiyorum. İkinci olarak arkadaşlar ikinci azı dişlerine gelmek istiyorum. Yani ne dişmiş arkadaş gerçekten çok şaşırıyorum. Kendi hani dişlerime baktığım zaman tabii o kadar büyük gelmiyor bana ama sonuç olarak bir çocuğun ağzında çıkan dişleri gördüğümde gerçekten diyorum ne kadar büyük dişlermiş. Hani çocukların sıkıntı yaşayacağı kadar var gerçekten. Normal her çocukta olan süreçleri yaşadık aslında bizde işte huzursuzluk, huysuzluk, bir ağlama moduna giriş işte büyük büyük tepkiler verme vesaire. İşte gündüz uykuları bölündü çokça. Kısa kısa uykular yapmaya başladı. Gece uykuları çok bölünmedi. Bu sefer sadece uykusunun arasında e, hıçkırarak ağlamalar meydana geldi. Ama ben tekrar geri uyuttum tabii ki de. Böyle süreçler yaşadık. Hani ağrısı sızısı olduğu belliydi. Fakat arkadaşlar gel gelelim size e, çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Azra'nın gündüzü değil de gece tuvalet düzenini bozdu bu ikinci azılar. Gerçekten çok şaşırdım buna. Yani hakikaten nasıl uyku düzenini bozuyorsa, nasıl yeme içme düzenini bozuyorsa, nasıl günlük hayattaki rutinlerini bozuyorsa tuvalet düzenini de bozabiliyormuş demek ki. Tabii ki bizimki yeni bir süreç olduğu için hani belki de bozdu bilmiyorum ama resmen buna yansıdı. Bunu da nasıl anladım? Şöyle biz bir Antalya tatiline gitmiştik geçen ay. Onun videosu var zaten biliyorsunuz. Oraya gittik. Orada kalmaya başladıktan itibaren Azra'nın gece düzeni bozuldu. Hiçbir zaman kuru kalkmadı çocuk. Dedim ki dönünce düzelir büyük ihtimal. Hani belki yerini yadırgadı ondandır diye. Cık, hayır, ondan değil kesinlikle. Hani çocuğumu tanıyorum, onun düzenini de biliyorum. Eve döndük asla düzelmiyor yani. Mümkün değil. Toparlayamadık durumu. Normalde gece ben uyandırmıyordum. Kendi kalkıyordu tuvalete gitmek için ya da hiç kalkmıyordu direkt sabah uyanıyordu böyle bir düzen vardı oturtmuştuk yani bunu fakat bu iki cazılar mahvetti o yüzden ben de şöyle bir düzen oluşturmaya çalıştım işte yatmadan önce tuvalete götürüyorum yattıktan 2 saat 3 saat sonra kaldırıp tuvalete götürüyorum ama yine de gece ilerleyen saatlerde maalesef ki altına kaçırma söz konusu oluyor önden götürüyorum hala nasıl böyle oluyor diye durup durup düşünmekten kendimi alamadım. Hani muhtemelen dedim artık diş bu yani. Bütün düzen bozuldu. Sil baştan. Normalde gece uyanırdı. Ben tuvalete kaldırırdım ya da uyanmaz dediğim gibi. Bu sefer şöyle oluyor. Uyanıyor, anne çiş diye ama gidiyorum altına kaçırmış durumda buluyorum. Yani tuhaf bir durumdu. Böyle böyle bu şekilde ilerledi. Zaman geçiyor, hala oturan bir süreç yok. Bir ara kendimi sabah uyandığımda hem Azra'nın yatağını böyle komple kaldırır halde buluyordum, hem de kendi yatağımı komple kaldırır halde buluyordum. Yani her sabah rutin haline gelmişti artık, bizde bu. Hem Azra'nın yatağı, hem bizim yatağı. Çarşaflar komple kalkıyor, yıkanıyor vesaire, tekrar yayılıyor filan. Böyle bir rutin o kadar yorulmuştum ki hem fiziken hem ruhen. Artık dedi bu ne zaman düzene girecek yani ne oluyor bu çocuğa filan. E şu üç dişi çıkardı arkadaşlar bir tek bu kaldı. Onun sıkıntısını yaşadı çocuk resmen. Çok şükür şu an düzene girdi. Yatmadan önce tuvalete götürüyorum, yatırıyorum. 2-3 saat sonra tekrar kaldırıyorum. Gece ilerleyen saatlerde tuvaleti varsa kendi uyanıyor, kalkmak istiyor. Onun dışında istemezse kalkmıyor. E sabah gidiyoruz beraber. Aslında ben bu süreci Azra'ya bırakmıştım tamamen. Hani kendisi nasıl beni yönlendirirse öyle gidecek diye. İlk başlarda hiç kalkmıyordu. Bazen işte arada bir gece uyanıyordu kalkmak istiyordu tuvalete. Böyle bir düzen oluşturmuştuk. Fakat işte ne zaman bu ikinci azılar çıkmaya başladı düzenimiz bozuldu arkadaşlar. Böyle çok fazla anneden mesaj alıyorum. İşte benim çocuğum bezi bırakmıştı. iki ay olmuştu. Sonra tekrar beze dönmek istedi. Tuvalete yapmak istemedi. Düzeni bozuldu. Sürekli altına kaçırıyor diye çok fazla mesaj alıyorum. Ve gerçekten herhangi bir durumun düzeni bozduğunu ben de belirtmek istedim arkadaşlar. Ben de yaşadım yani. Gündüz düzenimizde sıkıntı yok ama gecemiz allak bullak oldu. Dediğim gibi çok şükür şu anda toparladık. Çünkü kış geliyor artık. Havalar soğudu, serinledi. Hiç istemiyorum yani altına kaçırmasını. E olur ya insanlık hali ben uyuyakalırım, azra uyuyakalır, üzerinde kurur. Hiç istemiyorum yani. O yüzden düzene girmesine şu an çok sevindim. Sizlerle paylaşmak istedim yaşadığım bu durumu. Aslında şöyle arkadaşlar benim de mesela çocukluğum böyle geçmiş. 5 yaşına kadar gece düzenimi oturtmakta annem çok zorlanmış. Hep anlatır. Çocuk ya anneye ya babaya çekiyor. Mutlaka çekiyor arkadaşlar bu süreçler. Çeker yani. Bana çekmiş olabilir diye düşünüyorum Azra bu konuda. Yani ufacık bir şey bile Azra'nın gece tuvaletine yansıyacak herhalde. Öyle gözüküyor. Bakalım göreceğiz. Şu anda toparladık. Umarım böyle gider. Bu konuyla ilgili herhangi bir şey yaşadıysanız paylaşmayı unutmayın yorumlarda. Sizler neler yapıyorsunuz? Var mı bizim gibi böyle düzen bozulan tekrar toparlayan? Umarım toparlamışsınızdır. Gerçekten zor bir süreç çünkü. Ardından hemen tam bunlarla uğraşırken bir de üstüne soğuk algınlığı geçirdi nezle oldu. Bir gece ateşlendi. Allah'tan bir gün sürdü sadece ateşi. Hani böyle çok inan çıkan bir ateş yaşamadık. Geldi ve gitti diyebilirim. 10 gün bir burun akıntısı, bir burun tıkanıklığı yaşadık. Her şey üst üste geldi yani. Tabii diş çıkınca bağışıklık düşüyor ve her an her şeyi kapar vaziyette oluyorlar. Dolayısıyla bunu da aradan çıkardı yani. Kış gelmeden hastalandı, onu da atlattı diyebilirim. Üst üste geldi yani bu dönemde her şey. İşte bir yandan gece düzenini toparlamaya çalışırken bir yandan da işte grip oldu. Burun tıkanıklığı nedeniyle çok böyle derin uykulara dalamadı, sürekli uyanır vaziyetteydi vesaire. Hepsi birden bizi çok zorladı yani bu süreçte. Her ne kadar burnuna sprey sıkıp burnunu açmaya çalışsam da azra bir süre sonra hiç hoşlanmadı burun spreyinden. Artık büyüyorlar çünkü. Kendi kararlarını kendileri veriyorlar. Burun spreyi sıkamaz duruma geldim. Böyle gripli bir şekilde 10 gün geçirdik. Allah'tan hepsi aynı anda bitti. Böyle arda, arda gelen sıkıntılar bizi tabii yordu birazcık. Ben de sizlerle paylaşmak istedim bu durumu. Onun dışında tabii ki güzel şeyler de oluyor yani. Olmuyor değil. Güzel bir yaz geçirdik. Onun dışında yüzdü, eğlendi bol bol. İyice dillendi artık. Her şeye farklı yaklaşıyor. Her şeye farklı bakıyor. Beraber daha fazla, daha çok şey paylaşıyoruz artık. Güzel yani. 2 yaş sendromuyla beraber artık 3 yaş sendromunu da hissete başlamadık. Değil yani ufak ufak. Kendi kararlarını kendi veriyor. Kendi giymek istediğini kendi giyiyor. Benim giyeceklerime karar vermeye başladı vesaire. <laughs> Yiyeceklerine, benim yiyeceklerime her şeye karar kendi karar vermeye başladı. Çok gerçekten farklı geliyor. Bu ara özellikle anne baba yerine İrem ve Erman diye ismimizle <laughs> hitap etmeyi tercih ediyor kendisi. <laughs> Böyle işte yani tatlı şeyler de oluyor. Gülüyoruz, eğleniyoruz beraber tabii ki. Yakın zamanda Azra'nın çok fazla vakit geçirdiği, ilgilendiği oyuncak ve aktivitelerini paylaşacağım sizlerle. Eminim ki zaten tüm çocuklar aynı şeyleri yapıyorlardır ama fikir olur belki. Öyle arkadaşlar bu ara böyle üst üste gelen yorucu günlerimi sizlerle paylaşmak istedim. Benimle beraber böyle durumlar yaşayan varsa mutlaka yorum olarak yazın. Sizler neler yaşıyorsunuz? Aynı şeyler yaşamıyor olsanız da mutlaka yorum yazın. Yorumsuz bırakmayın. Konuşalım, sohbet edelim. Evet arkadaşlar yeni videolar gelmeye devam edecek. Takipte kalmak isteyenler mutlaka abone olmayı unutmasınlar. Ayrıca Instagram'dan da paylaşımlarım devam ediyor. Oradan da takip etmeyi unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.